Merhabalar, bugün sizlere arayüz fırçası kullanımından bahsetmek istiyorum. Arayüz fırçaları, dişlerin diş fırçası ile temizleyemediğimiz, birbirine temas eden yüzeylerin temizlemek için kullandığımız bir araç. Normalde birbirine sıkı temasta olan diş yüzeylerini temizlemek için diş ipi kullanabiliyorken, diş eti çekilmesi, kemik erimesi gibi sebeplerle dişler arası boşluğun arttığı durumlarda arayüz fırçalarını kullanmamız gerekmekte. Arayüz fırçalarının kalınlıkları renklerine göre değişir. Size uygun olan arayüz fırçası seçimini muayene sırasında birlikte klinik ortamında yapabiliyoruz. Arayüz fırçalarının uç kısmında esnek bir tel var. Arka bölgelere ulaşımı kolaylaştırmak için teli bu şekilde bükebiliyoruz. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra fırça kılları kuruyken arka bölgedeki iki diş arasına yerleştirip ileri geri hareketlerle diş yüzeyini sıyırarak temizliğimizi yapıyoruz. Bunu bir yanak tarafından bir de dil tarafından uygulamamız gerekiyor. Dil tarafındaki uygulamayı da aynı şekilde dişler arasına fırçayı yerleştirip ileri geri hareketlerle diş yüzeyini sıyırarak dışarı doğru çıkıyoruz. Her diş arasını iki sefer girip çıkıyoruz. Bir arka dişimiz için bir de ön dişimiz için. Diş arası temizliğimizi tamamladıktan sonra fırça kıllarını suyun altında yıkıyoruz. Buna macun sürmüyoruz bu arada. Arayüz fırçalarına macun sürmemize gerek yok. Arayüz temizliğimizi tamamladıktan sonra fırça kıllarını suyun altında yıkıyoruz. Şu şekilde koruyucu bir kapak yardımıyla kapatıp saklayabiliyoruz. Fırça kıllarının deforme olma süresi 3 ay civarında. 3 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor bu fırçaları. Arayüz fırçası kullanımı diş eti çekilmelerinin ve diş çürümelerinin önlenmesinde etkili bir yöntem. Herkese tavsiye ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum.